Haftanın yine ilginç olmaya geçmeye aday maçlarından birine geçiyoruz. Kasımpaşa Malatya. Kasımpaşa Malatya maçına dair notlar geliyor. Şimdi Kasımpaşa'nın evindeki 6 maçın hepsi üst bitti. 21 gol oldu. Malatya Spor'un deplasmandaki son 3 maçı alt bitti. Kasımpaşa'nın şu ana kadar oynadığı 12 maçında toplam 45 gol izlendi. 29 gol attı, 16 gol yedi Kasımpaşa. Yeni Malatya ise son 3 maçını gol yemeden kazandı. Bu maçların ilk yıllarını da önde bitirdi. Gerçekten e, Malatya'yı ve Erol Bulut hocayı buradan kutlayalım Emre. Kasımpaşa Malatya bu bilgiler paralelinde neler söylersin? Ee, gerçekten zor maç. Ee, ligin şu ana kadarki bölümü içerisinde en flash e, takımların ikisi desek çok yanlış olmaz. Belki en flash iki takım evet. ee, Kasımpaşa ve Yeni Malatya. Ben özellikle Malatya'yı çok beğeniyorum. Yani Erol Bulut'u çok beğeniyorum. Ki e, oynadıkları oyun itibarıyla da böyle... Abdullah Avcı'nın ayak izlerini takip eden bir yapısı var. Zaten onun yanında biliyorsunuz staj yaptı. Evet. Ee, onun yardımcı e, hocasıydı. Başakşehir'de. Başakşehir'de evet. ee, onun da muhtemelen çok fazla etkisi var bunda. Şu anda daha çok e, Abdullah Avcı'nın Başakşehir'deki ilk yılları gibi e, topu rakibe bırakıp daha direkt oynayan bir takım görüntüsünde ama zaman zaman böyle e, 5-10 dakikalık periyotlar arasında topu sahip olup pas oyunu da oynuyorlar ve etkileyici pas oyunları da e, pasajlar gösterebiliyorlar. Uzun vadede amacının oraya doğru evrilmek olduğunu düşünüyorum Erhan Oğulut'un. Ama şu anki takım yapısı itibariyle ve kadro profili, kulüp profili itibariyle biraz daha topu bırakarak daha reaktif oynamaya çalışıyor. Ama yani her, her oyunu çok iyi oynuyor şu ana kadar Yeni Malatya. Onu söyleyebilirim. yani 12 maçta 45 gol. Yani Yenilmaz. maç başına neredeyse 4 gol. Evet. ki Süper Lig için gerçekten bunlar çok ciddi oranlar. yani Yeni Malatya o kadar tempo yapmasına izin vermeyecektir Kasımpaşa'nın. Ama ben Malatya'nın deplasmanda gol bulacağını düşünüyorum. Kasımpaşa da bence e, kendi evinde mutlaka gol bulacaktır. Karşılıklı gol var ve yani taraf bahsi biraz riskli görünüyor bu maçta. Çünkü her şey olabilir. Evet. O yüzden e, taraf bahsini bırakıp e, daha risksiz olan alanlara gol bahsini yönelmek sanki bu maçta mantıklı, mantıklı olan. Aykut karşılıklı gol var katılıyor. Ben de katılıyorum. Hatta yani ben 2.5 gol üstü 1.55'ten bu maçta deneyeceğim. Çünkü taraf dediği gibi çok zor. Kasımpaşa'da, Yeni Malatya'da. Şimdi 2-3 hafta önce Kasımpaşa yanlış hatırlamıyorsam Antalya Spor'u ağırlamıştı. Ciddi favoriydi maçta. Antalya Spor geldi 2-1 kazandı. Kasımpaşa topa hakim olan taraftı, topla oynayan taraftı. Ama o kadar rahat kontraya geldi ki çünkü kazanma mecburiyetinde hissediyor Kasımpaşa kendini. Bir de Mustafa Deniz Hoca'nın açıklamaları var. Yine başladı biliyorsun 28-29. <laughs> haftaya şu puanda gelirsek şampiyonada yol olabiliriz diye. Şimdi Dolayısıyla maçı kazanmak için yüklenecek, bastıracak taraf Kasımpaşa. Evet. Ben açık verebileceklerini Yeni da zaten moralli. Yani 5 golle Trabzonspor'u devirmek ki maçın yanlış hatırlamıyorsam 60 küsürüncü dakikasında 5-0'dı maç. Evet. Yani son 20 dakikada. Geç dakika başladı da, ama 20 evet. dakikada oldu zaten. Bir arkadaşlar. anda gol bir anda oldu. oldu Ben 1.55 oranıyla 2.5 gol üstü bence iyi bir tercih. Yani bir tarafa gidemiyorum bu maçta. Evet. Karşılıklı gol var ve üst önerilerimiz var. Ben de üst tarafındayım onu da belirteyim.